Burada Bitcoin yeniden 50 bin dolar seviyesinde ancak durum bu kez çok farklı diyor. Ne farklıymış ne değilmiş şimdi bunun üstüne konuşacağız. Fed'in faiz indirimlerinden ve çeşitli sebeplerden dolayı BTC ve altcoin'ler genelinde yani kripto ortamında yakın zamanda rekor fiyatlar ve ATH'ların görüleceği. Bunu anlamadım. Tamam. Yakın zamanda ATH'lar rekor fiyatlar görüleceği gibi açıklamalarda bulunulan ya çıkarma şunu gözünü seveyim ya gibi açıklamalarda bulunan evet artık inşallah şey olmaz. Bu haberi değerlendireceğiz. Bu arada yine aynı şu anda çok az bir zaman kaldı ABD TÜFE'sinin açıklanmasına. Bakalım siz bu videoyu izlerken belki açıklanmış olur ama açıklanmasına ben bu videoyu çekerken hala 10 dakika gibi hayli az bir zaman dilimi kaldı. Evet. Açıklandığı zamana şunu da söyleyeyim orada açıklandığında anında kısa bir video paylaşıp ne olduğuna dair açıklanır açıklanmaz saat 16:30'da bu bir videoyla bilgilendirme amaçlı şey yapacağım. Bir değerlendirmede ve söylemde bulunacağım. Onu da ifade edeyim. Videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Onu da aynı zamanda söylemiş olalım. Yani beğeni bırakmanız önemli oluyor videolara. Biliyorum giriş biraz uzun oldu talihsizlikten dolayı ama bu talihsizliği için bir beğeni atın lütfen. Ne alaka ben de bilmiyorum. Şimdi piyasada Fed'in faiz indirimleri bekleniyor. Doğrudur. Bu muhtemelen Mart ayında olacak. Mart içerisinde, şey Mart diyorum. İnşallah Allah söyletmiştir. Mayıs ayında olması bekleniyor. %55'e yakın ihtimalle Fed'in 1 Mayıs'ta faiz indirmesini bekliyoruz. %7 civarında oynayan son zamanlarda bir ihtimalle 50 bas puan indirmesi. Yine 30 küsürlerde gerçekleşen bir ihtimalle de Fed'in statü koyu koruması bekleniyor. Yani bu şekilde görece 1 Mayıs'ta dağınık. Çok büyük ihtimalle 1 Mayıs'ta faiz indirimi olacak. Zaten birkaç dakika sonra da ne zaman olacağına dair çok büyük bir veri açıklanacak. Yani ben şu anda bu videoyu çekiyorum ama bundan birkaç dakika sonra ya da siz bunu izlerken belki de şu an çok net bir cevap verebiliyor olacağız buna yani. Örnek veriyorum. Öyle bir açıklanır ki TÜFE mesela beklenti olan 2,9 olarak açıklansa bile bu arada Mayıs'taki indirim neredeyse kesinleşir. Mart için indirileceğini düşünmesem de azımsanmayacak bir ihtimal doğar. Fed'in faiz indirimi için ve bu olmayacak da olsa BTC'nin fiyatlamasına korkunç etki eder. Ama en kötü ihtimalle Mayıs'ta gelir. Tabii Mayıs'ta geldikten sonra da Fed hızlı faiz indirimleri gerçekleştirecek yani. Seri indirimler yapacak. Bunu da unutmamak lazım. Bunu da unutmayalım. Üst üste ve agresif indirimler yapılacağı için 25-25-25 hem 2024'te hem 2025'te devam edecek şekilde sürecek. Ve bu süreç pek çok kripto para için korkunç derecede etkili olacak. Fed faiz indirdikçe dışarıdan kripto paraların piyasanın geneline ve Bitcoin'e tabii çok ciddi bir para girecek. Giren bu para yani içeridekinin totalin tümü daha riskli varlık olarak ifade edilen şeylere akacak. Evet, daha riskli varlıklara akacak. Yani altcoin'lerin geneline. Öyle ki biraz daha işte fon çekmekte zorlanan daha düşük varlıklara da Fed faizleri indirdikçe bu etap ve zaman diliminde artmaya devam edecek diye ifade edebiliriz yani. Durum bu şekilde. Bu arada evet ben bu videoyu şu an çekerken sadece 6 dakika sonra TÜFE açıklanacak. Yayınlandığında açıklanmış olur ve bildiri amacıyla dediğim gibi bir video kaydederim zaten. Onu da ifade edelim. Ve bu bakın tekrar özellikle XRP, Shiba, Doge tarzındaki coinler ve ADA, Sol ve Avax tarzındaki coinler. Hep bundan örnek veriyorum. Mesela son yükselişler yaşandı BTC'de. Bakın Avax, Sol, ADA.
fena yükselişler yapmadı mesela. AVAX ve ADA hala tabii çok ciddi yükselişler yapabilecek kapasiteleri bulunuyor. Hala tam performansları yok. Ama Shiba, XRP, Doge bunlara göre çok düşük kaldı. Faiz indirildikçe tabii ki AVAX, SOL'a da bunlarda da çok 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 yükselişler olacaktır ama aralarındaki rekabette Shiba, Doge ve XRP çok daha öne geçecektir bu sefer. Bunlar onlara göre daha güçlü katlamalarla zaman içinde ilerlemeye başlayacaktır. Ve böyle bir denge birbirini koruyacak. İşte bu da piyasaya pompalanacak olan likidite ve mevcut para akışlarını gösteriyor. Hani altcoin'ler arasındaki rekabette de tabii ki zamansal, dönemsel ve durumsal bir hiyerarşi olduğunu unutmayalım. Sol, AVAX, işte ADA mesela bunlar işte ne bileyim XRP, Shiba Doge bunlardan daha erken ATH'lar yapabilir. Ama vakti geldiğinde de tersi durumların söz konusu olduğu çok oluyor. Yani bu klasik finansal ortamdaki bu denge durumu önemli oluyor tabii ki. Bitcoin'in 12 Şubat Pazartesi günü 50 bin dolara yükselmesi, kurumsal talebin arttığı, faiz oranlarında değişimi ve Bitcoin yarılanmasıyla ortaya çıkan arz düşüşün yaşanacağı dönemde gerçekleşti bu durum sadece 2 yıl öncesine kıyasla. Tam bir tezat oluşturuyor. Evet. Diyor ki Bitcoin'in en son 50 bin dolar seviyesine ulaştığı Aralık 2021 tarihinde yatırımcıların çoğunun Amerika Birleşik Devletleri'nde ardarda faiz artırımları geleceğinden, birkaç önemli kripto kurumu çökeceğinden ve bireysel yatırımcıların Bitcoin 15.800 dolara düşmesinden piyasadan kaçmaya başlayacağından haberi yoktu. Bu arada bu neymiş? Faiz oranlarında değişim ve Bitcoin yarılanmasıyla ortaya çıkan arz düşüşün yaşanacağı dönemde gerçekleşti. Evet. Yani evet tabii şu anda piyasa güçlü. Böyle bir şeyden tabii ki kimsenin haberi yoktu derken yani ayı sezonunun geleceği muhakkak belliydi. Hani ayı sezonu Terra Luna Ponzi diye yani ayı sezonunun geleceği tabii ki belliydi. Fakat burada ayı sezonunun hızlı bir şekilde gelmesi bak Michel burada açıklamış hususu. Tamam mı? Tek tek bunları yazmış. Pek çok unsura bağlıydı ama başlangıç motivasyonu özellikle ve özellikle şeye bağlıydı. Fed'in faiz artırım döngüsüne bağlıydı. Zaten bundan kaynaklı olarak problemler yaşandı diyebiliriz. Sonraki videoda da konuşmayı sürdüreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.